Arkadaşlar herkese merhaba. Ümit Kitaplığı'nın yeni sunuşuna hoş geldiniz. Part 2'den devam ediyoruz. Minimap'in Part 2'sinden. Arkadaşlar ilk videomuzda şu köşeye şey yapmıştık. Gösterme yapmıştık. Şimdi biraz daha detaylandıracağız onu. Şimdi ilk başta şunları söyleyebilirim size. Şu raw image'in şuradan büyüklüğünü falan ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu illa 100 değil de mesela 150'ye 150 falan yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlayabilirsiniz. Şuradan oynarsanız buraları oynamayın arkadaşlar. Bunlar da oynamayın arkadaşlar. Hiçbir şey oynamayın. Sadece buradan genişlik ve yükseklikler oynayabilirsiniz. Şimdi ben bunu minimap diyelim arkadaşlar. Şimdi bizim size arkadaşlar sizin şeye ihtiyacınız var. Şöyle düşman ikonunu gösterebileceğiniz mesela şöyle gördüğünüz gibi ya da ok. Şu an ok gözükmüyor çünkü. Gözükmüyor arkadaşlar. Onun nedenini söyleyeceğim. Şimdi oku göstereyim arkadaşlar ilk başta. İlk başta karakterimizi yapalım. Daha sonra düşmanla yapalım. Şimdi karakterin içine geliyorum. Bunun içine gelip 3 de objelerden arkadaşlar. Bir tane plane oluşturuyorum. Yani zemin. Şimdi bunu şöyle yukarı doğru çekiyorum. Hemen şöyle biraz daha yukarı çeksek iyi olur. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna gelip sizin internetten bulduğunuz ya da sizin çizdiğiniz artık fark etmez. O kovun gelip üstüne sürüklüyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi sipsiyah. Eğer sizin de böyleyse. Şuna gelip rendering modu arkadaşlar. İkincisi yapıyoruz. Cut out yazıyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi indirdiğiniz resim PNG olması lazım. Yoksa yine siyah olur. PNG ise buna tıkladığınız anda ya da transparent dediğiniz anda biraz şey kalıyor. Onu gidermek için ikincisini tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladığınız anda geri kalan kısmı siliyor. Şimdi biraz burada saçma şeyler olabilir çünkü bizim karakterimizin baktığı yönle yukarıdaki okun yönü aynı olması lazım. Şimdi bizim karakterimizin baktığı yön ne taraf? Tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera bu tarafa doğru bakıyor. Yani şöyle bakıyor şu taraftan. Ama bizim okumuz bu tarafa doğru bakıyor. Şimdi bunu değiştirmemiz lazım. Plane'e geliyorum. Şuradan 90 derece yapsam. Tarafa doğru 90 yazsam oluyor. Evet. Şunun arkadaşlar içindeki collider'ı kesinlikle silmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa çok tuhaf şeyler olabilir. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Şimdi oyun ekranından bakalım. Gördüğünüz gibi ok buraya geldi. Fakat ok çok büyük. Karaktere göre ok çok büyük. Onu tabi siz kendiniz ayarlayacaksınız. Mesela ben şuradan ayarlanmaya başlayayım. 0.1 diyelim. Hatta 2 diyelim. 0.2 diyelim arkadaşlar. Şurada 0.2 olsun. Şurada 1 olsun fark etmez. Bu çünkü plane olduğu için. Evet şu ok büyüklüğü yetmediyse siz tabi kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben 2.5 yapayım. Tamam bu benim için iyi bir şey. Daha sonra arkadaşlar bu plane'in mesh render'ın içindeki şu shadows'u arkadaşlar kapatıyoruz. Yani bu gölgesi oluyor. Gölgesini kapatıyoruz. Çünkü şu ekranda kötü gözükebilir. Şimdi gölgesini kapattık. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an ok çok iyi bir şekilde işliyor. Şöyle bir sorun var fakat arkadaşlar. Biz şu an plane'in bildiğiniz gibi bir özelliği vardır. Üstten bakarsanız gözükür. Alttan bakarsanız gözükmez. Mesela şöyle. Şu an üstten bakıyorum arkadaşlar. Gözüküyor ama alttan bakarsanız bu gözükmez. Şimdi siz oyun oynarken şimdi diyeceksiniz ki şöyle başlatayım oyunu. Şimdi yukarı bakarsanız arkadaşlar göremezsiniz. Ama mesela başka bir oyuncu ya da bir düşman üzerindeki işareti görebileceksiniz. Çünkü üstten bakarsanız, zıplarsanız falan görebileceksiniz. Onu da kapatmayı biraz sonra göstereceğim. İlk başta sonra şimdi düşman yapalım sonra onu göstereceğim. Şimdi ben bir düşman yaratacağım şuraya. Onu da gelip şöyle bir yine bir kapsül yapalım arkadaşlar. Şu düşmanımız olsun arkadaşlar. Şöyle zemine koyayım onu. Bu bizim düşmanımız olacak. Şuna düşman diyelim. Düşman. Arkadaşlar karakteri yaptığımız aynı şeylerde gelip düşmanı yapacağız. Düşmana sağ tıklayıp bir tane plane oluşturuyorum. Bunu yukarı alıyorum biraz şöyle. Sonra düşman ikonunu buna atıyorum arkadaşlar. Bunun gölgelerini kapatıyorum. Daha sonra şunun da aynı ikincisine tıklayıp PNG kısmını yani şu dışta kalan kısmı siliyorum. Şimdi bizim okumuz bu kadar. Yuvarlak bu kadar. Onu da ayarlamam gerekiyor yuvarlağa da. Kesinlikle koridorunu siliyoruz. Sonra büyüklüklerine gelip
ayarlamaya başlıyorum. 0.2. Bura 1 kalsın. 0.2 olsun arkadaşlar. Şöyle iyidir. Şimdi oyunda bakalım nasıl gözükecek. Oyunu başlattım. Gördüğünüz gibi minimap'te çok güzel gözüküyor düşman. Ama üstten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstten zıplayınca onu görebiliyorsunuz. Alttan gözükmüyor ama üstten gözüküyor. Şimdi ben bunu nasıl engelleyeceğiz? Bunları nasıl engelleyeceğiz arkadaşlar? Bunu yapalım. Şimdi bizim karakterimizin, yani daha doğrusu kameraların, şurada cooling mask seçeneği var arkadaşlar. Burada neyi görsün, neyi görmesin seçeneği var. Şimdi burada arkadaşlar şey yapmamız lazım. Minimap kameraya geliyoruz arkadaşlar. Ya da şey, şu düşmana gelelim. Şu düşmanın şu üstündeki şu şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Layer'dan default diyor şu an. Ona gelip add layer diyoruz. O an kendine özel bir layer oluşturacağız. İsmini minimap yazalım. Daha sonra arkadaşlar buna tıklayıp arkadaşlar minimap'i seçiyoruz. Yani artık bu play'nin minimap'i, layer'ı minimap oldu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde şunu da değiştiriyoruz. Minimap yapıyoruz. Şimdi halen de buradan bakınca gözükecektir. Çünkü daha ayarlayacağımız şeyler var. Şimdi bizim karakterimizin kamerası, yani oyuna baktığımız kamera buradan gelip minimap'i şöyledir arkadaşlar. İlk başta default olarak gelen şey budur. Minimap şu an görüyor arkadaşlar. Buna tıklayınca artık baktığımız kamera, yani şu kamera artık minimap layer'lı hiçbir obje görmeyecek. Fakat üstten baktığımız kamera, minimap işaretli, yani üstten baktığımız kamera bunları görecek arkadaşlar. Bu sistemi yaptık. Bakalım olacak mı? Gidiyoruz düşmanlarla burada. Üstten bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterimizin kamerası onu görmüyor. Fakat minimap'te gözüküyor. Bu sistemi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi size ek olarak yapacağınız bir şey göstereyim. Yapmak isterseniz yaparsınız. Şimdi bizim canvasımıza geliyoruz. Mesela şöyle. Bakayım bir daha. Biraz daha bunu büyütelim. 110 yapalım arkadaşlar. 110'a 110. Şimdi gelip bu canvasa gelip UI'den bir tane image oluşturuyorum. Image'i tekrardan sağ üst köşeye yapıştırıyorum. Sonra bu image'in tipini, yani şuradaki sprite'ini internetten bulduğum bir şeyle değiştiriyorum. Mesela şunu buldum ben. Değiştirdim. Daha sonra bunu şöyle öyle bir ayarlayacaksınız ki bunun içindeymiş gibi gözükecek. Şöyle bir ayarladık. Fakat şu dışta kalan yeşiller kötü gözüküyor. Onun için de şu minimap'i, yani şu içindeki yeşil minimap'i küçültelim biraz. 100 yapalım arkadaşlar. 100'e 100. 15'e 15 başlasın. Şu an gördüğünüz gibi tam içine oturtturdum bunu. Bir daha oyunu son kez test edip videoyu bitirmeyi planlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle, evet, CN altına giriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Bunun için, yani bu şu an piyasada neredeyse hiç yok arkadaşlar, hiç göremedim ben. Türkiye piyasasında hiç göremedim ben bunu. İlk defa herhalde ben yapıyorum. Bunun için arkadaşlar büyük bir like patlaması istiyorum. Hani bilmiyorum işte, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer yapamadığınız herhangi bir yer varsa yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Facebook grubumuza ve Facebook sayfamıza girip tekrar katılmayı da sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyun yapmalar.